Evet, sevgili arkadaşlar, kaldığım yerden devam ediyorum. Hadi bakalım. Dördüncüdeyiz. Saat 7.45'te. Hocam ya, şununla ilgili bize bir şeyler söylesene. Tabii ki söyleyeceğim. Saat ve dakikanın arasına ne gelir? Saat ve dakikanın arasına nokta gelir, sakın unutma. Sen oraya iki nokta koyarsan, eyvah eyvah. Saat ve dakikanın arasında nokta olur. Peki hocam, bu neye girer? Yani bu noktalama yanlış mı olur, yazım yanlış mı olur? E tabii ki noktalama yanlış olur arkadaşlar. Yani noktanın görevlerinden birisi nedir? Saat ve dakikayı ayırmak. E biz bunu nerede işliyoruz? Nerede işliyoruz? Noktalama başlığında işliyoruz. E sen nokta koyman gereken bir yere iki nokta koyarsan bu ne oluyor sevgili arkadaşım? Noktalama yanlışı oluyor. Ha! Bununla alakalı yazımda dikkat etmen gereken bir bilgi söyleyeceğim sana. Matematikçiler, geometrici arkadaşlarım, sizin 3-4-5 kuralınız varsa bizim de var. Bizim de 3-4-5 var. Dikkat edin arkadaşlar. 3-4-5-40-60-70. 3-4-5-40-60-70. Bundan sonra kesme işaretiyle ne bilir? B bilir, T bilir. T bilir. Bundan sonra kesme işaretiyle T bilir. Neden? Hocam ya, sanki bize böyle ezber yaptırıyor musun gibi. Ezber falan yaptırmıyorum. Sevgili arkadaşlar, ses bilgisinde bir kural var. Neydi o kural? Benzeşme. Şu kuralın 3 tane adı var. Benzeşme diyebilir. Tamam mı? Başka bir kitaptan soru çözerken bunu ne olarak görebilirsin? Sertleşme olarak görebilirsin. Başka bir kitaptan soru çözüyorum. Orada ne yazmış adam? Ünsüz uyumu demiş. Bak. Benzeşme diyor. Sertleşme diyor. Ünsüz uyumu diyor. Peki neden bu isimleri vermiş? Türkçedeki sert sessizler fıstıkçı şah. Böyle öğrendiğiniz için söylüyorum. Fıstıkçı şah. Yalan mı? Yanlış mı? Yok. Baş harflerin birleştirdiğinde fıstıkçı şah. Bunlar ne? Bunlar Türkçedeki sert sessizler. Bak şimdi olayı dikkat et. Sert fıstıkçı şah. Fıstıkçı şahın yanına ne gelecek? Ketçap. Fıstıkçı şah ketçap. Bu kadın manyak mı ya falan diyebilirsin dinlerken. Öğren diye yapıyorum. Fıstıkçı şah ketçap. Unutmayacağız. Emin ol gördüğünde Nazlı Hoca'nın fıstıkçı şah ketçap lafı kulaklarına çınlayacak. Yorumlar kısmında yazıyorlar işte. Mala anlatırdı, çok affedersiniz. Mala anlatırdı. Ne kadar ayıp. Ne kadar ayıp. Ya sevgili arkadaşım, sınava girecek bu çocuklar. Yani bu çocuk sınava girecek. Yapacağı, ona yaptıracağı bir sorunun kaç kişinin önüne geçeceğini sen farkında mısın ya? Ya sen git başka, o sen klavye kabadayısın ya. Sen başka kapıya git, izleme beni ya. İzleme. Beni gerçekten sınav ciddiyeti olan öğrenci izlesin ya. Herkes izlemesin. Anladınız mı sevgili arkadaşlar? Çok affedersiniz. Hemen geliyorum. Fıstıkçı şah ketçap yan yana geliyor. Fakat çok önemli bir şey söyleyeceğim. Kelime kökünde benzeşme olmaz. Kelime kökünde benzeşme olmaz. Aşk. E fıstıkçı şah ketçap yan yana gelmiş hoca. Ya bu kelime kökü. Bunu benzeşme olarak alamaz. Üst olmaz. Kask olmaz. Köşk olmaz. Test, mest olmaz. Arkadaşım olmaz. Kelime kökünde benzeşme olmaz. Kelime kökünden şöyle uzaklaş bakalım ya. Kelime kökünde aramayacağım.
geldiğinde biz ikimiz birbirimize benzemiyor muyuz? E ben sertim, o da sert. İkimiz birbirimize benziyoruz. İkisi birbirine benziyor. Hangi açıdan benziyor? Sert olması açısından. Neden benzeşme diyor, anladın mı? Benzemekten aklına gelsin ya. Sertin yanına sert, kendine benzeyen biri geldi. Peki, sen sertin yanına sert getirdiğinde daha da sertleşmiş olmuyor mu? Daha da sertleşmiş oluyor. Sertin yanına sert getiriyorsun, daha da sertleşiyor. Peki, ben sertim. Yanıma da sert geldiğinde bu sefer ünsüzler uyumlu olmuyor mu? Sertin yanına sert getiriyorsun. Bir uyum ortaya koyuyorsun. Bunlar ünsüz uyumu adıyla da karşına çıkıyor işte. Uyum. Aramızda bir uyum var. Sen sertsin, ben de sertim. Birbirimize benziyoruz. Sen sertsin, ben de sertim. Daha da sertleşmiş. Üç tane adı var. Benzeşme, sertleşme, ünsüz uyum. Hangisi karşınıza çıkar? Bilemem. Üçüyle de karşılaşabilecek misin? Evet, karşılaşabileceğiz. Evet, o zaman 7.45T. Doğru mu? Tabii ki doğru. Bir şey daha söyleyeceğim. 13. Hocam, bu sıfırları okuyacak mıyız? Hayır. Sonda sıfır sıfır olma. Bunu okumayacaksın. Burası okunmayacak. 13. 3, 4, 5, 40, 60, 70. 10, 3, T diyeceksin. Unutma. Saat 13'te evden çıkardı. Çıkar idi. Çıkmak fiil kökü. Çıkar. Her zaman öyle çıkıyormuş. Yeni zaman, ki peki. Dı ek fiil. Birleşik zamanlı fiil oluşturdu. Birleşik zamanlı fiil nasıl oluyordu? Kipekinden sonra idi, imiş, ise gelerek oluyordu. Peki. Buradaki kelimenin, bu kelimenin sana yapısını sorarsam basit mi diyeceksin, türemiş mi diyeceksin? Ne diyeceksin? Çıkmak fiil kökü. Oradaki ar, kipeki. Kipeki çekim edilir. Buradaki dı da ek fiil. Ek fiil de çekim edilir. İki tane ne yaptı? Çekim ekli aldı. O zaman ne diyeceksin yapısına? Basit diyeceğiz. Okula 8.15'te benzeşme var. Evet. Varırdı. Varır idi. Aynısı. Varmak fiil kökü. Ir, varır deniz zaman. Dı ek fiil. Tamam mı? Kipekinden sonra ek fiil gelmiş. Ne diyorduk biz buna? Birleşik zamanlı fiil ya da birleşik çekimli fiil diyorduk. Birleşik zamanlı bir fiil mi? Evet. Ama birleşik yapılı ya da türemiş yapılı değil. Nasıl yapılı? Basit yapılı. Kipek çekim edilir, ek eylem çekim edilir. Tamam mı? Peki bir şey daha soracağım. Saat 7.45'te evden çıkardı. Çıkardı ilkten. Çıkan kim? O. Gizli özne. Okula 8.15'te varırdı. Varırdı ilkten. Varan kim? O. Gizli özne. İçinde birden çok yüklem varsa bu cümlenin yapısına, bak cümlenin yapısına sıralı diyeceksin. Bu bir sıralı cümle. Cümlenin herhangi bir ögesi, bu iki cümlenin herhangi bir ögesi ortaksa buna da sıralı bağımlı diyeceksin. Bağımlı. Bağımlı. Herhangi bir öge ortak. Bakın bu öge özne olur, gizli özne olur, nesne olur, yüklem olur. Öge ayrımı yapmıyoruz. Birden çok yüklem varsa sıralı cümle, içinde herhangi bir öge ortaklığı varsa gizli özne olabilir, hiç fark etmez. Buna da bağımlı, adına sıralı bağımlı cümle diyoruz. Cümlenin yapısı sorulursa. Evet, bir de böyle. Şimdi
yapacağım biliyor musunuz? Bunları kelimesiyle alakalı. Bunları üçer üçer gruplara ayırın. Neyi ayıracaksınız? Neyi ayıracaksınız? Bunları. Neyi kimi sorusunu sorduğunuzda belirtili nesneyi buluyorsunuz ya. İşte buradaki belirtme eki. Belirtme eki. Kelimenin kökü bu. Sen bu kelimesine larlar eki getirdiğinde bunlardır. Oradaki neye koruyucu ünsüz, kaynaştırma diyeceğiz. Bir ses olayı var mı? Var. Ses olayı var. Sakın unutma. Hangi ses olayı var? Kaynaştırma. Kaynaştırma bir ses olayıdır. Peki, bunlar kelimesinin sana türü sorulursa, tür deyince ne yapıyorduk? İsim, sıfat, zamir, zarf, edat, bağlaç, ünlem, eylem. İşaret bildiren bir kelime. İzmir. İşaret bildiren bir kelime. Uyuma. İşaret bildiren bir kelime. Ek alırsa işaret zamir olur. İşaret bildiren bir kelime. Ek alırsa işaret zamir olur. Bunları bu kitapları deseydim, kitap ismi, bu da ismin önüne gelecekti. İşaret sıfatı olacaktı. Bu kitapları demedim, bunları dedim. İşaret bildiren kelime ek aldı. Bu kelime işaret bildiren kelime ismin yerini tuttu. Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz? Ne diyeceğiz buna? İşaret zamiri diyeceğiz. İşaret zamir, unutma. Peki, lar çoğul eki, çoğul ekleri isme gelir. Sondaki ı'da belirtme eki, unutma. Belirtme ekinin üç tane adı var. Belirtme durum eki diyebilir. Yükleme durum eki diyebilir. Gösterme durum eki der. Üç tane adı var, sakın unutma. Ha, bak yazımla ilgili bir şey yapalım. Üçer, beşer, onar, altışar, hepsi yanlış. Dikkat et, yazım kurallarına çok soruluyor. Ar eki hiçbir zaman sayılara, rakamlara gelmez. Hep yazıyla yazacaksınız. Hepsi yanlış. Hepsini yazıyla yazacaksın. Üçer diyeceksin, altışar diyeceksin, onar diyeceksin, sakın unutma. Ar eki sayılara, rakamlara gelmez. Yazıya gelir. Unutma. Üçer, üçer gruplara ayırın. Üçer, üçer gruplara ayırın. Evet, ayırın. Hangisi var burada? Ha, üçer üçer soruyor. Buradaki ar eki nedir diyor? Sevgili arkadaşlar, üçten üçer olmuş. Bu üleştirme eki, yapım ekidir. İsimden isim yapan ektir. Unutmayın sakın, tamam mı? Altışar, beşer, onar, üçer dediğinizde bunlar ne yapıyor? İsimden isim yapan ektir, yapımdır. Tamam mı? Evet. Üçer üçer gruplara ayırın. Grup isim mi? Üçer üçer gruplara ayırın. Yani grupları üçer üçer ayırın demek istiyorum. Ayırmak fiil mi? Ayırmak fiil. Nasıl ayıracağız? Üçer üçer ayıracağız. Fiile nasıl, ne için, ne zaman, ne kadar sorarsak zarfı buluruz. Peki, şöyle desek. Üçer kişilik gruplar desek. Üçer eleman desek. Üçer kitap desek. O zaman ne olur? O zaman da ismin önüne gelir. Sıfat olur. Tamam mı? Önemlidir. Evet sevgili arkadaşlar. Bir anlatımın daha sonuna geldi. Evet, yayında, yayında emeği geçen herkese teşekkür ederim. Yayın, sevgili bilgisayar bana teşekkür ederim. Arkadaşlar umarım faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda yine eklerden yolumuza devam edelim. Ama görüyorsunuz ki sadece ek anlatmıyoruz, her şeyi anlatıyoruz. Nazlı Hoca'da her şey var. Görüşmek üzere, iyi çalışmalar.